İzmir'de bulunan bir camide Hristiyanlar ayin yaptı. Evet, yanlış duymadınız. Akıllara durgunluk veren bu hadise İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı beldesinde yaşandı. AKP hükümetinin izni ve desteğiyle Pazar Yeri Camii'nde namazdan sonra Fener Rum Patriği Bartolomos'un yönettiği ayine 150 Yunan katıldı. Ayrıntıları haberimizde izliyoruz. AKP hükümetinden bir ilk daha hayal değil gerçek oldu dedirten bir uygulamayla namaz sonrasında cami içerisinde patrik eşliğinde ayin düzenlendi. Dinler arası diyalog ve medeniyetler ittifakı gibi batı kaynaklı İslam'ı ehlileştirme projeleri farklı biçimler alarak kendini göstermeye devam ediyor. 1923 yılında Pazar Yeri Camii olarak ibadete açılan ve o günden bu yana içinde namaz kılınan ibadethane bugün kirli oyunların kurbanı oldu. Meğer geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen restorasyon çalışması esnasında 1923'ten önce kilise olarak kullanılmış olan tarihi mekanın ikonaları onarılmış, bir perde ile namaz esnasında kapatılabilir bir sistem yapılmış. Yapılan bu yeni düzenlemeye kimlerin çanak tuttuğu ve izni hangi makamların ne karşılığında verdiyse merak konusu. Namaz saatleri dışında ise özellikle Yunanistan'dan gelen Ortodoks Hristiyanların ziyaretine açılan Pazar Yeri Camii'nde 88 yıl aradan sonra Fener Rum Patriği Bartolomos'un yönettiği ayin düzenlendi. Ayine Yunan adalarından gelen yaklaşık 150 kişi katıldı. Ayin sonrasında sevgili Müslüman ve Hristiyan kardeşlerimiz diyerek söze başlayan Patrik Bartolomos'un yaptığı açıklamalarsa akıllara durgunluk verecek cinstendi. Geçen sene restorasyon çalışmaları devam ederken mekanı ziyaret ettiğini, bugünse devlet makamları tarafından tarihi eser ilan edildiğini belirterek, bu mükemmel tarihi eserin bugünkü durumu ve görünümünü Bakanımız Ertuğrul Güney'in sözlerinin en iyi ve en somut ispatıdır. Kendisine, hükümetimize, devletimize memnuniyetimizi ve tebriklerimizi ifade ediyoruz dedi. Öte yandan hükümetin Avrupa Birliği politikalarına gönderme yapan Bartolomos, bu gibi davranışlar Avrupa Birliği'nin kapısını aralayan, Avrupa camiasına hakkıyla tam bir üye olarak mensup olma gayreti içinde olan ülkemize layık gelen inisiyatif ve davranışlardır diyerek Türkiye hükümetine akıl vermeyi de ihmal etmedi. İslam'a ait bir ibadethanede İslam'ı din, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı peygamber olarak kabul etmeyen zihinlerin ayin yapmaları Türkiye'nin getirildiği zihinsel noktanın bir fotoğrafı niteliğini taşıyor.